Yıl 1961 ve sadece 129 gün, 29 Ekim'e yetişecek bir devrim arabası. Türkiye'nin ilk yerli aracı bugün Eskişehir'de sergileniyor. Devrim arabasının sonrasını ve restorasyon sürecini dinliyoruz. Kısaca devrim arabasının hikayesini anlatır mısınız? 129 günde kısa bir sürede 4 tane imal edilmiş. Ki o zaman şartlarına göre çok çok mükemmel bir araba yani şey olarak. Aracın biraz özellikleri hakkında bilgi verir misiniz? Araç o zaman şartlarında birlik saçtan imal edilmiş ve tamamen el yapımı. Motor 6 sindir motorda yani bizim bildiğimiz kadarıyla 6 sindir motorun 4 sindirde çevrilmiş Sivas'ta dökülmüş. 2000 cc, 2070 cc bir motor. 50 beygir. Siz devrim arabasının hem restorasyon sürecinde hem de bakım süreçlerinde yer aldınız. Restorasyon süreci hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Restorasyon bu gelecek nesillere aktarmak için arabayı. Bakım zamanı gelmişti. İlk söküldü bir kumlamaya gitti. Kumlamadan sonra çürük olan yerlerimiz vardı. Onları aslında uygun olarak orijinal saçlarınla yani orijinal derken ona uygun saçlarla tekrar kalıplanarak şey yaparak uygun şekle getirildi. Ondan sonra motor revizyon komple A'dan Z'ye sökülüp işte sekmanları, pistonları yapılabildiği kadar değiştirebildiği bir ölçüde orijinaline uygun olarak değiştirildi. Şu anda motor da sıfır. Şanzıman motor bakımlarıyla sıfır. Teker teker bilyaları, keçeler, kaporta aksamı, döşeme aksamı yani el değmeyen şey yok. Boya, kaporta, döşemeleri ona uygun olarak yapıldı ve bugüne kadar getirildi. Sökülmedik yani hiçbir yeri kalmadı. Her taraf bakım olarak, orijinaline uygun olarak, aslında uygun olarak tekrar restore edildi. Restorasyona girdiğinde hiç eksik bir parça var mıydı yoksa tam mıydı? Eksik parçaları vardı ama onları da tamamladık yani. Aslında uygun olarak fabrika şartlarında, fabrikanın verdiği imkanlar şartlarında orijinal uygun olarak yapıldı. Size ne hissettirdi bu araçla çalışmak? İnsan ister istemez duygulanıyor. Yapılan işçilikleri, şeyleri görünce yani o zamanın şartlarında yapılan. Çünkü bunu yapan insanlar, hiç ömründe araba görmemiş insanlar bu arabayı yapmışlar. Bilmiyorum yani manevi olarak çok farklı bir şey. Bilmiyorum ben çok mutluyum yani bu şey yaptığım için. Bu çalışmada bulunduğum için. Restore edildikten sonra sergilenmesi ve ziyaretçiler tarafından ilgi görmesi hakkında neler söylersiniz? Çok rağbet gördü. Türkiye'nin ilk milli arabası olması yani yerli arabası olması. 1961 gibi senede yapılması. Bilmiyorum yani çok gurur verici. Ve herkesin gelip gezmesini tavsiye ediyorum. Siz şimdi bu araçla bayağı ilgilendiniz. Türkiye'nin ilk yerli aracı. Evet. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok tercih edilen yakıt LPG. LPG hakkında ne düşünüyorsunuz? LPG güvenli yerlerde yapıldığı sürece en güvenli yakıt türünden birisi. Benim kendi kanaatim ve ben de devamlı kullanıyorum. 1998'den beri kendi araçlarımda şeylerimde devamlı kullanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.